Hocam ben kurbanımı nerede keseceğim? Büyük şehirlerde sıkıntı, kesim alanlarında yoğunluk, imkan olmayışı. Köyde olsan bir yerde gidiyorsun, kurbanını kesiyorsun. Ama şehir ortamında öyle bir imkan olmadığından dolayı kurbanlarımızı nasıl yaparız? Hocam özel vakıflar var, kuruluşlar var, onlara kurbanımızı verebilir miyiz? Verebilirsin abi. Hocam hangisine vereyim? Vallahi hocanın bir tanesi dedi sana ki A kuruluşuna ver. Tamam ben A kuruluşuna verdim, oldu. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hangi kuruluşa veriyorsan sorumluluğu seni bağlar arkadaş. Yani adam kesti, kesmedi, katakulli yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. O bilemem abi, o seni bağlar. Yani güvenle alakalı bir şeydir bu. Güven. Bildiğiniz, tanıdığınız, iyi referanslarınız varsa, güveniyorsanız, o kuruluşlarda kurbanlarınızı vekalet yoluyla kestirmekte yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir mahsur var mı? Hayır. Hiçbir mahsur yok. Olur mu kurban? Olur. 50 ayetinden yemek diye bir kaide yok. Maksat fakire, fukaraya tasadduk etmek, onların gönlünü mutlu etmek, ağızlarına bir lokma et koymak, dert bu. Fakire fukaraya yardım etmek anlamında, elinden tutmak anlamında kurban ibadet.